Manşete hoş geldiniz. Geçmiş zaman olur ki bir ironi değil. MHP'nin büyük seçim vaadi. Erdoğan'ı vatana ihanetten yargılayacağız. Şimdi böyle bir kapak yapıp böyle bir başlık attığınızda esasen bu bir ironi değil. Bu başlığı, bu kapağı Yeni Çağ Gazetesi ki o zaman MHP'ye yakın bir gazeteydi. 12 Mayıs 2015'te attı. Şimdi İyi Parti'de milletvekili olarak görev yapan Selcan Taşçı röportajıydı. Semih Yalçın Erdoğan'ı vatana ihanetten yargılayacağız diyordu. Devamında da yolsuzlukla mücadele komisyonu üzerinden yapacağız. Bakanlar, bakan çocukları da dahil hesabı mutlaka sorulacak. Ben de o günlerde Semih Yalçın'la çokça görüştüm. Hem makamında görüştüm MHP Genel Merkezi'nde hem de çeşitli vesilelerle telefonda karşılaştım. Hatta kendisi de aradı. Belli konularda işte MHP'nin durduğu yer, duruşu ve birkaç kere şunu söyledi. Bizim kırmızı çizgimiz Bilal. Bizim kırmızı çizgimiz ayakkabı kutusundan çıkan paralar. Bizim kırmızı çizgimiz sıfırlama. Milyonları sıfırlanması. Sonra ne oldu? Aradan geçen 9 sene içerisinde ki aradan çok fazla sene geçmesine gerek kalmadı. Hemen 1-2 sene içerisinde AKP ile MHP ortaklığı tesis edildi. Bu tarihten 2 yıl sonra referandumla da artık ortaklar birlikte ülkeyi yönetmeye başladılar. 3 yıl sonra parlamento seçimleriyle birlikte de zaten parlamentoda da bir ortaklık tesis edildi ve bugüne kadar da böyle geldi. Yani bu lafın mürekkebi kurumadan ortaklık kurulmuştu. Erdoğan'ı vatana ihanetten yargılayacağız gibi büyük cümleler kurdular. Enteresandı. Ve sonra hani bakanlar, çoluk çocukları derken aile saltanatıyla karşı karşıya Türkiye'de. Sağdan sola, soldan sağa. Erdoğan'ın kızıyla evli olan Selçuk Bayraktar, Forbes milyarderler listesinde 1,2 milyar dolarla temsil ediliyor. Yani Erdoğan'ın serveti yakın zamana kadar gizliydi, artık açık. Yani belli açılarda artık indekslenebiliyor. Böyle bir noktaya gelince otoriter yönetimler artık orayı bırakamazlar. Bırakmak da istemezler. Ve bırakmamak için de ellerinden geleni yaparlar. Bir kere daha hatırlatayım. Erdoğan o Rize'de Yeniden Refah Partili milletvekilini payladığı, ne bileyim İsrail'e parmak salladığı, işte Karabağ, Libya'ya girdiğimiz gibi oraya da gireriz dediği filan konuşmada parlamentoyu bahşettiğini, parlamentoyu açtığını falan söylüyordu. Yani biz bu partilere parlamentoyu açıyoruz. Parlamentomuzda koltuk veriyoruz falan manasına. Parlamento benim parlamentom. Saray benim sarayım. Ülke benim ülkem. Parlamento da benim parlamentom. Yani oraya 50-100 tane koltuk muhalefet adına atıyorsak, yani onlar da bunun suyunu çıkarmasınlar manasına konuşmuştu. Ve bu konuşma atlandı. Sonra işte en son İzmir'de tüylü mikrofon YouTube kanalına konuşan Dilruba, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla tutuklanmış. Dediği şey de şu. Bu şeyi de seyredebilirsiniz. Bu tüylü mikrofonda halen duruyor bu sokak röportajı. Yani en son baktığımda ortalık yıkılıyor Dilruba'nın tutuklanmasıyla ilgili. En son baktığımda 40 bin seyredilmişti. Yani insanlar bu kadın neden tutuklandı, ne söylemiş acaba falan diye de bakmıyorlar. Yani 10 dakikalık falan bir söyleşi yani. Sokak röportajı serisi. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için, beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız dediği için. O arada son derece enteresan ve atlanmaması gereken bir konu. Avukat Cemil Çek yazmış. Kalbi delik, ansiyete sorunu varmış. Yani cezaevi koşulları kendisi için oldukça kötü deniyor. Hangi görüşten olursa olsun fikrini ifade eden hiç kimse tutuklu yargılanmamalı. Abi öyle ama yani iktidar kanadından da birileri böyle diyor ama yani hatta bu cezanın alt sınırı şudur, üst sınırı budur. Ne bileyim işte bu yüzden dolayı da tutuklama gerektirmez falan deniyor. Fakat rejim Erdoğan yargısı bu tutuklamayla diğerlerine gözdağı veriyor. Şimdi Instagram olayında olduğu ve pek çok olayda olduğu gibi. Artık sokakta uzatılan mikrofona konuşma. Hatta bu söyleşiyi de seyretme.
Yani 40 bin seyredilmiş, baktım. Yayından biraz önce baktım, 40 bin seyredilmiş. Tüylü Mikrofon YouTube kanalında. Seyrederseniz bile başınıza iş gelir. Yani bu korkuyu yaymak için bırakırlar birkaç gün sonra. Ama mesele hasıl oldu mu? Evet, hasıl oldu. Yoksa şimdi oturup da bu kadının dediği suçtur, değildir, fikir hürriyeti sınırları içindedir filan bu konuları tartışmanın çok fazla bir alemi yok. Bakın tepki budur esasen. Birkaç kere gündeme getirdik ve sonrasında hiç ses çıkmadı. Yani zorlu enerjinin İsrail'de bir gruba dörtte bir ortak olduğu, %25 ortak olduğu ve bunu da kabul ettiği. Çıkmaya çalışıyoruz falan da hikaye. Blanchel 13 Ağustos'ta Zorlu'da sahne alacağı konserini iptal etmiş. Ve bu ikinci iptal. Peki Zorlu'da sahne alacak yerli gruplar veya tiyatro grupları, işte Zorlu'nun bir sahnesi var. Ya da işte Zorlu'daki bir takım etkinlikler. Yabancılar böyle düşünüyor da acaba yerliler o kadar duyarlı mı? Ya da yerliler sadece Starbucks kafesini basmakla falan mı yetiniyor? Tepki böyle olur. Tepki konser iptaliyle olur işte. Bu tepkidir yani. Zorlu'ya tepki. Elin oğlu takip ediyor Türkiye'deki gelişmeleri. Yani Gazze demişken olimpiyatlar bitti. Fakat savaş bitmedi. Savaş hala devam ediyor. Gazze'de İsrail hedef gözetmeksizin kampları, hastaneleri, okulları, çadırları, çadır kentleri neyse vurmaya devam ediyor. İçeride de Türkiye bu bulut üzerinde, bu kamuoyu üzerinde veya bu dalga üzerinde Instagram'la şunla bunla oynuyor ve buna gerekçe yapıyor. Yani atacağı adımlara gerekçe yapıyor. Yoksa hali hazırda işte Zorlu da orada iş tutuyor. Erdoğan ve Erdoğan'ın şirketleri de neyse orada iş tutmaya devam ediyor. Çok önemli bir haber var. TR724 editörü arkadaşım uyardı ve onun uyarısıyla da ben gerçekten fark ettim. Çünkü detaylarda mühim konular var. Almanya Dışişleri Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu. Türkiye'ye gitmeyin diye. Şimdi orada iki konu var. Ona dikkat çekeceğim. İlki, Türkiye'de geniş tanımlanmış terörizm kavramı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre hukuka aykırı ve Almanya'da ifade özgürlüğü kapsamında olan sosyal medyada yapılan basit paylaşımlar, yorumlar veya beğeniler cezayı kovuşturma için yeterli olabilir. Yani diyor ki siz oraya gittiğinizde kazara yapacağınız paylaşımlar sizin başınızı belaya sokabilir. İki, yalnızca Türkiye'de FETÖ olarak adlandırılan ve terör örgütü olarak sınıflandırılan Gülen Hareketi'ne üyelik bu suçlamalar arasında yer almaktadır. Bu örgütlerle ya da onlarla bağlantılı veya şirketlerle olan önemsiz kişilerin bile farkında olmayacağı, sadece üçüncü şahıslar tarafından iddia edilen temaslar bile yıllar önce gerçekleşmiş olsa dahi tutuklanma için yeterli olabilir. IŞİD, PKK ağırlıklı olarak da cemaate dikkat çekiyor. Yani siz diyor, geçmişte diyor, bu hesaplarla bir şekilde bir etkileşimde bulunmuş olsanız bile o önünüze konur ve başınız belaya girebilir. Ondan dolayı Almanya artık vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yapıyor. Şimdi bir akla zarar konu. CHP İzmir Belediyesi Merih Demiral'in heykelini yapacak diye bir şey ortaya çıktı. Sonra da bu yalanlandı. Milli futbolcu Merih Demiral biliyorsunuz son milli maçlardan birisinde böyle bozkurt işareti yaptığı için tepkiler olmuştu. Bir kısım da onu alkışlamıştı, ayrı bir konu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, yani böyle bir ihtimal olabilir mi gözünüzü seveyim diyerek Cemil Tugay iddiaları reddetmiş. Biz bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e demiş. Güzel. Fakat yani baktığınızda evet bu da işte şeye cevap. Fakat yani baktığınızda böyle bir meclis kararı alınmamıştır. Bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu talebe ilişkin önerge ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir. Şimdi burada sıkıntı şu. Burada sıkıntı haberin şeyde çıkması.
Anadolu Ajansı'nda çıkması. Anadolu Ajansı böyle bir haberi geçince herkes de bunu doğru gerçek kabul etti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde böyle bir şey onaylandı diye. Altını okuduğunuzda oy birliğiyle onaylanarak komisyona gönderildi ifadesi var ama orayı kimse anlamaz. Yukarıdaki ifadeye bakıyor. Oy birliğiyle Merih Demirali'nin heykeli dikilecek. Şimdi bu bir dezenformasyon olabilir. Fakat dezenformasyonun Anadolu Ajansı eliyle nasıl yapıldığını görebiliyor musunuz? Farkında mısınız? Yani İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ya neden ciddiye aldınız? Bu ciddiye alınacak bir şey değil ki. Ciddiye alınmasına şaşırdım falan diyor. Neyle muhatap olduklarının farkında değiller. Evet. Orhan Kemal Cengiz, milletvekillerinin maaşlarına neden sürekli zam yapılıyor biliyor musunuz diye sormuş. İçinde ve kendi cevap vermiş. İçinde yaşadıkları toplumun hangi koşullarda yaşadığını anlamamaları, hissetmemeleri isteniyor. Ve bu başarılıyor da. Başka türlü olsa bu kadar fakirleşen bir ülkenin böyle uysal bir muhalefeti olur muydu diye sormuş. Evet. Gerçekten uysal bir muhalefetten bahsediyoruz. Şimdi muhalefet durduğu yerde yükseliyor. Yani bir analizde bunu söylemiştim. İktidar düşerken muhalefet durduğu yerde kollarına kavuşturmuş hiçbir şey yapmadan yükseliyor. Ve AKP bir kere daha %18 çıktı biliyor musunuz? Kararsız oylar dağıtılmadan, çıplak oylarla. Daha önce birkaç hafta önce Metropol anketinde, Metropol'ün Temmuz anketinde bu ortaya çıkmıştı. Şimdi yeni Sonar anketinde ortaya çıktı. Kararsızlar dağıtılmadan baktığınızda bugün bir genel seçim olsa Sözcü Gazetesi yayınladı bunu. Özel VIP müşterilere dönük yapılmış bir anket Hakan Bayrakçı'nın Sonar şirketi tarafından ama belli ki maksat hasıl olduktan sonra Sözcü Gazetesi'ne verildi. CHP 23 çıplak oylar, AKP 18 görülüyor. MHP 6, DEM Parti 6, İYİ Parti 3 diye gidiyor. Ondalık şeylerini söylemedim görüyorsunuz. Burada ciddi bir kararsız kitle var ve kararsızlar dağıtıldığında, görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtıldığında işte gene CHP, AKP 34'e 28 oluyor. Fakat AKP'nin %18'e sabitlenmesi, %18'i aşamaması son derece dikkat çekici. Aşamıyor. Aşamadığı için de şu anda Erdoğan oturduğu yerde bir takım çözümler bulmaya çalışıyor. İşte yarın partinin kuruluş yıldönümü yapılacakmış. Hamza Dağ açıklamış. 2 milletvekili, 15 belediye başkanı partiye katılacak. Bu tür şovlarla götürmeye çalışıyorlar. Bir yandan sustururken insanları, korkuturken bir taraftan da böyle işte partimize büyük teveccüh demeye getiriyorlar. 2 ya da 3 milletvekili geçecek, 15 belediye başkanı geçecek filan. Kararsız oy %15 Sonar'ın anketinde. Geçersiz oy kullanırım diyen 3.1, sandığa gitmem diyenler 11.9, fikri olmayanlar 3.1. Topladığınızda %30'u geçiyor. Cumhurbaşkanının görev onayını sormuşlar aynı ankette. Evet onaylıyorum, görev yapış tarzını onaylıyorum diyen %41. Yani Cumhurbaşkanı 50'nin çok çok altında. Ekonominin seçime yansıması sorulmuş. Ülke genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler siyasi tercihinizi değiştirdi mi diye sorulmuş. %28 evet değiştirdi. Henüz değiştirmedim ama düşünüyorum diyen de 6.5. Onu da eklerseniz %34'e çıkıyor. Yani her 3 seçmenden biri fikrini değiştirdi ya da değiştirmek üzere. Çok enteresan bir haber görmüşsünüzdür. Sınav sistemindeki çarpıklığı göstermek için YKS'ye giren, fotoğrafta görülen kişi Behçet Yalın Özkara. Profesör doktor kendisi. Sınavda -1.75 fizik neti yapmasına rağmen bir üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi fizik bölümünü kazanıyor. Şöyle demiş daha önce. Aklınıza geleni sallayıp üniversiteye girebiliyorsunuz. Eskiden üniversitenin bir anlamı vardı, artık kalmadı. Diplomalar değersizleşiyor. Şaka gibi bunu kimseye anlatamayız. Ve bunu ispat etmiş. Bravo, tebrikler. Ve YKS sisteminin nasıl artık kepaze bir sistem olduğunu da göstermiş.
öyle. YÖK Başkanı da eş zamanlı olarak şey dedi. İşte ek kontenjana falan neyse gerek kalmadan bütün bölümler doldu falan dedi. Demek ki böyle doluyor yani. Manşeti bağlarken Elon Musk'ın Donald Trump'la Twitter'da bir oda açıp karşılıklı söyleşisi konuşuluyor. 1 saat 9 dakika kadar sürmüş. Arada kesintiler falan olmuş. Ya Twitter'ın patronusunuz, biz oda açıyorsunuz ve odada işte görüntülü değil, sesli konuşuyorsunuz ya da röportaj yapıyorsunuz ya da söyleşiyorsunuz. Dostane bir muhabbet. Zaten Elon Musk, Donald Trump'ın müttefiki. Arada da teknik sıkıntılar oluyor. Sonra da bildik bir şekilde hacklendik, işte saldırı var falan diyor Elon Musk. Enteresan. Yani bu otoriter tiplerin politikacılardan pek farkı yok. Yani hemen başı sıkıştığında da saldırı var. Devamla bu biraz da Donald Trump'ın sıkıştığını gösteriyor. Yani Elon Musk hiçbir zaman olmadığı kadar ortaya çıktı. Açıktan destek veriyor ve düşünün yani 2 yıl 3 yıl önce şey yasaklanmıştı Trump Twitter'dan. İlk icraatı Trump'ı açmak oldu. Trump'ın hesabını açmak oldu. Ve şimdi sonra da işte Twitter'da böyle bir söyleşi yapıyor. Sohbetin bir yerinde dedi ki Trump'a, Amerika bir yol ayrımında, refaha giden yol sizsiniz, Kamala da tam tersi. Bu kadar açıktan tarafını belirtti. Bu Trump'ın gerçekten zor durumda olduğunu gösteriyor. Yani Trump zor durumda, anketlerde geriye düştü gibi haberlere veya kulislere veya analizlere pek fazla ben bağlamıyorum ama Elon Musk'ın bu kadar kendini ortaya atması, bütün artık varını yoğunu ortaya koyması Trump için, tarafsızlığı falan filan her şeyi bir kenara bırakması, Trump'ın da buna teşne olması falan sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Bu arada da bayağı bir dengesiz bir kampanya götürüyor. Biraz morali bozulmuş veya canı sıkkın durumda. Çünkü hatırlarsanız 5-6 ay evvel grafiklerle analizler yapmıştım. Onu bir kere daha ekrana getireceğim çünkü ihtiyaç olacak. Yani 1-2 ay sonra bakın bunlar bu şekilde öngörülmüştü diye koyacağım. Trump ekonomik olarak sıfırı tüketmiş durumda. Ki zaten hiçbir zaman başarılı bir iş insanı olmadı. Ve sahip olduğu milyar dolarlar falan servet vesaire de yani şişirilmiş, gösterilen filan falan hikaye rakamlar. Zaten başkanlığı döneminde de ödediği vergi orta düzey bir Amerikalı memurun ödediği kadar falan bir vergi ödemişti. Yolsuz bir adam. Bir sürü suça bulaşmış bir adam. Hakkında davalar var. Ailesiyle beraber batık. Başkanlığı buradan bir çıkış olarak görüyor. Yani yargıyla hesaplaşacak ve durumu tersine çevirecek. Eğer seçilemezse tepetaklak gidecek. Yani Trump'ın başkan olması hemen her yönde kendini ve ailesini kurtarması açısından önemli. Böyle de bakın. Yani mesele sadece bir siyasi yarış değil. Evet, bugün de bu yayını böylelikle noktalıyoruz. Brüksel'deyim. TR724 ofisinde onların çok kıymetli misafirperverliğiyle bu yayını gerçekleştirdim. Bir haftalık Belçika turum bitti. Londra'ya dönüyorum. Yarından itibaren Kürkçü Dükkanı'ndan yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.